ve Mekke'nin harem sınırları içerisinde yer alıyor. Harem sınırları yaklaşık 550 kilometre karelik alanı kaplıyor. Ve harem bölgesine Müslümanlardan başka hiç kimse giremiyor. Şu anda da harem sınırlarını belirleyen noktadayız. Sınırdayız. Bu sınıra mikat sınırları deniyor. Hemen arkamda göstermek istiyorum. Sınırları belli eden sütunlar var. Bu sütunlar, hemen şu arkamızdaki tarihi sütunlar, Osmanlı zamanında konuyor. Hemen arkada yeni sütunlar var. O yeni sütunlarda Suud devleti tarafından konulmuş olan mikat sınırlarını belirleyen kapılar diyebiliriz. Mikat sınırları Allah tarafından bildiriliyor. İşte görüyorsunuz mikat sınırları burada. Artık biz harem bölgesine giriş yapmış bulunuyoruz. Burada hareketlerine insanlar çok daha dikkat etmek zorundalar. Şu anda Müslümanların yeryüzündeki hiç şüphesiz en kutsal mekanındayız. Suudi Arabistan'ın 3. büyük şehri Mekke'deki Mescid-i Harem'deyiz. Mescid-i Harem yeryüzündeki en büyük mescid ve Mescid-i Harem Müslümanların günde en az 5 defa yöneldikleri Kabe'ye ev sahipliği yapıyor. Kabe hemen arkamızda ipek siyah örtüsünü giymiş, yaklaşık 14 metre yüksekliğinde kare bir yapı. Kabe Müslümanlar için oldukça önemli. Müslümanların kıblegahı. Kabe Müslümanların görmek için yanıp tutuştuğu, çevresinde pervane olmak istediği yer. Kabe Müslümanların göz bebeği, yeryüzünün temeli, dünyanın merkezi. Kabe çok güzel. Kabe'nin enerjisi bambaşka. Görüyorsunuz yüzlerce, binlerce insan şu anda tavaflarını yapıyorlar, ibadetlerini yapıyorlar, Kabe'yi izliyorlar. Kabe çok önemli Müslümanların en önemli mekanı, en kutsal mekanı. Ve Müslümanlar dünyanın dört bir yanından Kabe'ye gelebilmek için, burada ibadet yapabilmek için yanıp tutuşuyor. Alınlarını burada secdeye koymak için yanıp tutuşuyorlar. Ve biz de şu anda Kabe'deyiz. Kabe çok önemli. Binlerce Müslüman şu anda sıcağı aldırış etmeden Kabe'nin etrafında dönüyor, tavaf yapıyor. Tavaf yapmak çok önemli. Kabe'nin etrafını 7 defa dönmek demek. Ve atılan her bir tura da şaft deniliyor. 7 şafttan meydana geliyor bir tavaf. Kabe'yi tavaf etmek, teslimiyetin, kainatın, yaratılışın tam da kendisi. Kabe'nin etrafında dönmek, Yaradan'a olan bağlılığı ve ona her şeyin feda edilebileceğinin bir göstergesi. Allah'a yakın olmanın verdiği huzuru, mutluluğu bu kadar coşkulu bir şekilde yaşamak bu kutsal mekanda gerçekleşiyor. Herkes burada. Genci, yaşlısı, bebeği, çocuğu, engelli olanı, engelli olmayanı. Herkes burada, görüyor musunuz? Herkes tavaf yapmak istiyor. Herkes günahlarından kurtulmak istiyor, Allah'a yalvarmak istiyor. Ve işte herkesi burada görebiliyoruz. Nasıl bir aşk, nasıl bir sevgi değil mi Hasan Bey? Yani burayı anlamak için, burayı hissetmek için muhakkak buraya gelmek lazım. Yani şu an öğlen güneşinde, bakın saatlerimiz saat şu anda 1'i gösteriyor. Güneş tam tepemizde. Yaklaşık 40 derecelik bir hava var ama insanlar burada tavaf yapıyorlar. Çok güzel. İnsan hiç buradan ayrılmak istemiyor. Evet. Bizler Kabe'ye her geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Devletimize, milletimize, askerimize, evet, polisimize, evet, güvenlik güçlerimize, şehitlerimize burada hep dua ediyoruz. Evet. Hastalarımıza dua ediyoruz. Hastalar var Türkiye'de. Yoğun bakımda yatanlar, dua bekliyorlar. Evet. Bizler de Kabe'ye her geldiğimizde sıkıntısı olanlara, derdi olanlara, hastalara, ondan sonra askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize, devletimize, milletimize, evet, ve bütün İslam alemine her geldiğimizde burada beyitte dua ediyoruz. Neden? Çünkü buralar duaların kabul ve makbul olduğu yerler. Kabe hep kalbimizin yanında duruyor. Kalbimiz Kabe'ye doğru, Kabe'ye bakarak tavaf yaparak kalple Kabe arasında bir bağ oluşuyor. Kalbimiz ve gözlerimiz hep Kabe'ye bakıyor.